Arkadaşlar merhaba, yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yeni Google Search Console'da Google gibi geri getir artık yok, bunun diğer yöntemi nasıl oluyor bunu sizlere göstereceğim. Yani yeni sürümünde nasıl oluyor bu, bunu sizlere göstereceğim. Göstermeden önce de kanalımıza hemen sağ alt köşeden abone ol butonuna tıklarsanız bir de zil işaretine bizlere destek anlamında sevindirirsiniz. Şimdi sayfamızı açtık arkadaşlar. Bu eski sürüm. Şurada yeni sürümümüz. Google Search Console'da. Şimdi burada Google gibi geri getir hemen indeksleniyordu hani yazılarımız. Günde 10 tane, 10-15 tane gönderim sınırımız vardı bizim. Şimdi artık gördüğünüz gibi yok. Bu butona tıklayıp şu yeni sürümüne geçiyorsunuz arkadaşlar. İkisini ayrı ayrı sayfada açtım. Yani farklı bir yere gitmiyor sayfa. Onu da sizlere söyleyeyim. Peki burada nasıl yapacağız? Hani burada URL ekliyorduk, bir kısmını alıyorduk, bir kısmını almıyorduk. Şimdi şöyle hemen sayfamızı açtım arkadaşlar. Şöyle ekrandan çıkalım. Şurada bir makaleyi açtım ben arkadaşlar. Şimdi şurada mesela eskisinde şuradan şurasını sadece kopyalıyorduk. Ama şimdi ne oldu? Yeni sürümde ne oldu? Bakın şimdi ben sıfırdan bir makale yazdım. Sizlere tamamen göstermek için WordPress'te yazdım bu makaleyi. Şimdi ben bunu yayınla yapıyorum arkadaşlar. Yayınlıyorum ben. Ama resim eklemedik. Neyse önemli değil. Ben daha sonra resmi eklerim. Şimdi makalemiz burada yayınlanacak. Şöyle. Evet, resimsiz makalemiz çıktı. Şimdi bir sade bakalım, 17 geçiyor, 04:17. Şu anda gece 4'te çekiyorum bu videoyu. Akademimizin içini açıyorum. Şimdi şu başlıyor, ben tamamen seçtikten sonra sağ tıklayıp Google'da arama yap diyorum. Şimdi daha önce benim eklediğim bir tane şey var, yazı var, bu hemen çıktı arkadaşlar. Ama ben şu başlıkta attığım yazımın çıkmasını istiyorum. Hemen indekslenmesini istiyorum. Ya bu da zaten bu Google Search ekledikten sonra yarım saniye, bir dakika sonra hemen çıkabiliyor. Duruma göre de değişiyor bu. Birinci sayfada da, ikinci sayfada da çıkabiliyor. Şimdi yazımızı ekledik ya. Şimdi bizim yazımız eklenmiş. Bu yazımızı ben kopyalıyorum. Tamamını kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Kopyaladım. Geliyorum. Search Console arkadaşlar. Search Console'da Google gibi geri getir. Yani Google gibi geri getir. Şuradaki URL yapıştırma yeri. Burada sayfanın en üstünde arkadaşlar. Bu URL'imizi buraya komple yapıştırıyoruz. Ardından Enter'a basıyoruz. Bu biraz daha uzun sürüyor. Diyor ki URL Google'da yok diyor. Canlı URL'yi test et diyelim. Burada bekleyeceğiz arkadaşlar, mecbur. Yani eskisinden yavaş. Bunu hiç sevmedim ben. Bu arada kanalımıza abone olmayanlar, rica ediyorum sağ alt taraftan hemen abone ol butonuna tıklarsanız işte bu biraz sürüyor arkadaşlar. Evet, şimdi açıldı bu URL'miz arkadaşlar, artık kullanılabilir diyor. Bunu dizin eklenmesini ister misiniz diyor, sayfa değişti mi diyor. Değişmedi ama dizin eklenmesini istedi. Her zaman bunu yapın siz arkadaşlar. İstek gönderiliyor. Tamam. Olay bu kadar arkadaşlar. Şimdi biz şöyle yapacağız. 20 geçiyor. Bir yarım saniye falan tutmamız lazım. 21'de biz bunu yazımızın başlığını Google'da aratalım arkadaşlar.
20 saniye bekleyeceğiz. Şey, yarım saniye. Pardon. Evet, yarım dakika, pardon, özür dilerim. Gelmiş de olabilir. Bir deneyelim. Şimdi sayfamız açık zaten. Hemen indekslendi mi bakalım. Sağ tıklıyorum. Yazıyı seçiyorum komple arkadaşlar. Sağ tıklıyorum. Google'da arama yap diyorum. Yok. Yine eski ve farklı siteler çıktı. Biraz daha bekleyelim. Yani kullanımı gayet böyle kullanılıyor arkadaşlar. Onu söyleyelim sizlere. Yani eskisinden basit ama biraz daha zaman olarak daha şey gidiyor. Uzuyor yani zamanları. Evet, 22 oldu. Bir dakika geçti. Evet, şu anda indeks almadı ama bu zamanla değişiyor arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyelim. Bakalım. Yok, şu anda daha indeks almadı. Hani o da Google'a bağlı. Hemen illaki birinci sayfada, ikinci sayfada da çıkacak diye bir şey yok. Benim daha önceki yazım mesela çıkmış. Yani anlatacak olduğum bu kadar arkadaşlar. Yani bu çıkar birazdan Google'da. Böyle eklemeyi yapıyorsunuz. URL'yi komple kopyalıyorsunuz. Buraya direkt yapıştırıyorsunuz. Test et diyorsunuz. Tekrar alır mı, gönderir mi bilmiyorum. Ama tekrar bunu kabul etmez. Google'da mevcut diyor zaten bu. Hani bir şey yapmanıza gerek yok diyor. Eğer burada hiçbir şey çıkmazsa canlı URL'yi test et diyorsunuz. Ardından da dizin eklenmesini istiyorsunuz. O kadar arkadaşlar. Anlatacaklarım benim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.